Hani en baştan anlatalım o zaman. Bizim analog sinyallerimiz var, dijital sinyallerimiz var. Biz dijital sistemlerle ilgileniyoruz. Peki analog sistem, analog tam kastımız ne? Onu şöyle bir bahsedelim. Zamana bağlı herhangi bir parametre, bu basınç olabilir, sıcaklık olabilir veya elektriksel mesela gerilim olabilir. Zamana bağlı olarak genliği sürekli art ediyorsa, zaman zaten sürekli, ne olacaktır? Bu sinyali biz analog sinyal diyoruz. Şimdi analog sinyalin en büyük özelliği genlik ve zamanda sürekli, yani sonsuz değer içeriyor. Bu sonsuz değer hani avantaj gibi gözükebilir, doğru, ama günümüzde nedense sistemler dijital hale geliyor. Peki dijital hale gelince ne oluyor? Bunun rengini değiştirebiliyoruz muhtemelen. Örnek kırmızı rengi alalım. Bu sinyali biz belli zaman aralıklarında örnekliyoruz. Hani şöyle örnek verelim. Ve artık bizim elimizde şu değerler var. Ara değerler yok. Böyle dijital bir sistem olarak bir arşiv çizeyim. Yani bizim elimizde ne oldu? Sistemi dijital hale çevirdiğimizde ne oluyor? Belli sinyal değerleri karşımıza çıkıyor. Yaklaşık aynı çizmeye çalışayım. Şimdi burada bir veri kaybı oldu açıkçası ve biz bu sinyallere ayrık sinyaller diyoruz. Yani hala dijital sinyal değil. Bakın ayrık sinyalin özelliği zaman ekseninde ne oldu? Parçalara bölündü. Peki dijital sinyal ne? Bu sefer genliği de biz parçalara bölüyoruz. Çünkü dijital hale getirdiğimiz zaman bu sinyali ne olacak? Bir sıfırlar haline gelecek. Bizim sonsuz sayıda bir sıfırımız yok. Yani bit genişliğimiz yok. Örnek günümüz bilgisayarları 64 bit data kullanabiliyor. Daha fazla da tabii kullanabilir. İşleyebiliyor diyelim. 8 bit olabilir. Ben basit olsun diye 6 bit olarak düşüneceğim. Yani burası 6 bit olsa 2 üzeri 6'dan 64 parçaya bölüyor. Belli bir sınır değerlerimiz var. Örnek 0 voltlar, misal 5 volt olsun. Burayı 64 parçaya bölüyor. Ve burada elde ettiği değeri tam karşılığı olmuyor. Muhtemelen yakın bir değere getiriyor. Örnek şöyle bir değerimiz olsun. Dijital olarak şöyle yazalım. Şu değer olsun. En yakın değer bu olduğunu düşünelim. Haliyle genlik tarafını da parçalara böldük. Sonuç olarak biz dijital bir sinyal elde ettiğimizde elimizde şöyle genlik, burası artık sayısal bir değer oluyor. Ne diyelim? Şöyle geri diyelim. Dijital değer diyeyim. Dijital değerimiz var. Zamana bağlı olarak buradaki değer örnek şunu örnek alalım. 1, 1, 0, 6 bitlik bir sayı 0 değeri var. Ne? Şu anda. Sonra değer birazcık daha yükselmiş ama aynı değere tekabül ediyor gibi göstermiş. Yani şurada. Bu daha yakın. Şurada gösterdiğimiz değere değil mi? Sonra daha büyük bir değer var. O da yukarıda yine sayısal bir değere denk gelecek şekilde yuvarlanıyor. Şöyle. Bu da dijital sinyal oluyor bizim için. Veya sayısal. Hem dijital, sayısal. Şimdi iki tarafta da hem zamanda hem genlikte biz aslında veri kaybına uğruyoruz. Sinyali dijital hale dönüştürürken. Peki o zaman niye dünya, değil mi? Dijital sisteme geçiyor. Yani analog sistem hem genlikte sonsuz değere sahip hem zamanda sonsuz değere sahip. Neden biz analog değeri bırakıyoruz da dijital sistemleri kullanıyoruz? Evet, bununla alakalı hani size önce bir soralım. Neden gençler sizce dijital sistemleri niye tercih ediyoruz günümüzde? Hani bu soruya cevap verirken zaten içinde yaşıyoruz. Hani biraz böyle ne imkanlar sağlıyor?
Mesela analog ne vardı mesela? Fotoğraf makineleri, analog fotoğraf makineleri var, dijital fotoğraf makineleri var, değil mi? Mesela analog fotoğraf makinesinde biz fotoğraf çekiyoruz ama neyi yapamıyoruz? Dijital fotoğraf makinesi günümüzde daha çok tercih ediliyor. Ya da başka bir şey de olabilir. Hani ben böyle bir örnek üzerinden konuşarak neden sorusunun cevabını verebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünelim o zaman. Şimdi analog, yani fotoğrafçılıkla uğraşan var mı bu arada? Yani ben çok uğraşmıyorum ama 3-5 duyduğumuz şeylerden bahsedeceğim. Şimdi analog makineleri mesela kullananlar eski kullanıcılar özellikle daha iyi olduğunu, işte görüntüsünün daha net olduğunu, bütün ayarları manuel olarak yapınca daha diğer dijital makinelere göre daha profesyonel olduğunu söyleniyor, değil mi? Ama dijital olarak da gayet çok iyi çekim yapan, profesyonel çekim yapan makineler var. Dezavantajları eskiden biz fotoğraf çektiğimiz zaman işte aldığımız filmin boyutuna göre ne olsun 50 tane fotoğraf çekebiliyoruz olalım. 50 tane fotoğrafı çekim işlemi bittikten sonra filmi çıkartıyorduk, değil mi? Fotoğrafçılara götürüyorduk. Onlar bize basıp veriyordu. Şimdi bu durum aslında ne? Dijital sistemlerde biz hemen anında sonuç alabiliyoruz. Hani anında sonuç alabileceğimiz analog makine de olabilir. Ama şöyle bir özellik var. Dijital makinede beğenmediğimiz zaman silip tekrar hemen çekebiliyoruz. Ama analog makinede her çekim demek bir filme neden oluyor. Bir tane materyale aynı materyali tekrar tekrar kullanamıyoruz. Yani dijital sistemler bize böyle bir artı getiriyor. Başka ne olabilir? Mesela şu an yaptığımız ders analog olarak da işleyebiliyoruz. Değil mi? Mesela televizyon yayını gibi düşünün. Fakat böyle interaktif olmazdı. Yani siz şu an bana işte sorunlarınızı veya cevaplarınızı yazabiliyorsunuz. Benzer şekilde ben hem işte multimedya olarak hem konuşuyoruz, değil mi? Hem yazıyoruz, hem yazışıyoruz. Birçok olanak bize sağlıyor. Benzer şekilde fotoğraf makinesinde de fotoğraf çektiğiniz zaman bunu internet üzerinden çok rahat bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Paylaşabiliyorsunuz. Yani özetle ya da bir aklıma şimdi özellik daha geldi. Mesela analog fotoğraf makinesi kullanıyoruz. Fotoğraf çekeceğiz ama güldüğümüzde çekmesini istiyoruz. Hani böyle bir özelliği analog makinede yapamazsınız. Değil mi? Dijital makine gerekiyor bunlar için. Ya da işte çoğu uygulamada böyle video sırasında bize ne yapabiliyor? Mesela işte gözlük takabilirim. Bu hani uygulamaya örnek isim vermek istemiyorum ama Instagram gibi sosyal medya de kullandığımız uygulamaların böyle özellikleri var. Bunlar da yine arka tarafta ne yapıyor? Dijital sinyal işleme yapıyor. Yani analogla dijital arasında o zaman en büyük fark bizim sinyali işleyebilmemiz. Yani işin içerisinde işlemci olması. CPU, Central Processing Unit ya da merkezi işlem birimi Türkçe. Biz o zaman temelde şurayı geri alayım, ortaya yazayım. Şöyle ana hatlarıyla bir dijital sistemi çizeceğim blok olarak. Şimdi gençler, şöyle baktığımız zaman bakabilsek, seçeceğiz sanırım. Analog bir sinyalimiz var. Şöyle ben yine şöyle çizeyim. Bu analog sinyali biz ne yapıyoruz? Dijital hale getiriyoruz. Ara bazı katmanlar var. Onları atlıyorum işte filtre vesaire. Bunu gerçekleştiren devre biz mesela analog dijital çevirici ADC diyoruz. Analog dijital konvertörün kısaltılmış hali. Dijital hale geldikten sonra işlemci vasıtasıyla işliyoruz. Tekrar analog hale getirmek istiyorsak bu sefer dijital analog
çevirici anlamında dark kullanıyoruz ve tekrar sistemi analog hale getirebiliyoruz. Bu da daha farklı bir sinyal olabilir. Yani temel hatlarıyla bizim dijital sistemde olabilecek yapılar bunlar. Bunların hepsi olmak zorunda değil. Örneğin mesela şu an ders anlatıyoruz değil mi? Kamera, görüntü analog bir sinyal. Biz bunu bilgisayarın işte kamerası bunu dijital hale çeviriyor. İşlemci işliyor bunu. İşledikten sonra da internet üzerinden ne yapıyor? İşte size ulaştırıyor. Tüm bilgisayarınız tekrar hani artık ekranlarda dijital ekranlar var. Analog ekran da olabilir. Eğer analog ekran kullanıyorsanız internet üzerinden gelen dijital bilgiyi tekrar analog hale çeviriyorsunuz demektir. Yani bu kademeler, bu genel olarak bir blok şeması değişebilir. O zaman hani niye dijital sistem kullanıyoruz? Bakın hani bununla alakalı bir araştırma sorusu da verebiliriz ders kapsamında. Sizin de aklınıza gelen örnekler olabilir. Hani dijital sistemin en büyük avantajı işlem gücü olması. Biz bu sayede bilgiyi sıkıştırabiliyoruz, şifre verebiliyoruz, üzerinde oynamalar yapabiliyoruz. Birçok artısı oluyor. Paylaşabiliyoruz değil mi? Daha rahat şekilde. O yüzden biz sistemi dijitalleştiriyoruz. Buraya kadar sorusu olan var mı gençler? Hani soru yoksa o zaman şöyle derste peki biz ne göreceğiz? Onlardan bahsedelim. Şu ekranı kapatınca gidiyor hepsi. Gitmiyor. Masa üstüne sekme. Evet. Şimdi gençler, öncelikle şundan bahsedeyim. Burada linkini açmışım diye. Ders kapsamında bir hani duyuruların yayınlandığı bizim sistemde de var ama şöyle bir hesap oluşturdum. Hani Telegram'dan. Buradan dersle alakalı duyuruları paylaşacağım. Dersle alakalı hani hemen ulaşabilmesi açısından. Bunu da kullanabilirsiniz. Burada da zaten demişiz. Arduino canlı ders dersler demişiz. Şimdi burada bizim kullanacağımız platformda aslında belli oldu. Arduino platformunu kullanacağız. Peki bu platform neymiş? Şöyle isterseniz Google'a şöyle bir yazalım. Direkt Arduino sitenin ismini de yazabilirdik ama Google'dan aradım şöyle. Yani ikinci sırada çıkıyor. Reklam olduğu için geçmiş öne. Arduino CC. Şimdi gençler, Arduino üzerinde bir mikro denkleyici barındıran deneme kartı. Biz hani bu kartı temin etmeden de dersi anlatabiliriz. Simülasyon ortamları var. Dersimiz süresince yapacağımız uygulamalar bu simülasyon ortamlarında çok rahat bir şekilde yapabileceğiz. Hani hemen kartı almanıza gerek yok. Çok hoşunuza gider. Ben de işte elektronikle alakalı uygulamalar yapıp kendimi geliştiririm diyorsanız hani sipariş verebilirsiniz. Çok pahalı da bir kart değil. Şimdi ders kapsamında hani Arduino şöyle bir özelliği var gençler. Mikro denkleyici programlanmasını çok kolay hale getiriyor. O yüzden ders kapsamında Arduino platformu seçtik. Hani yeri geldiğinde daha detaylı anlatırız. Peki Arduino'nun hangi kartları var? Şöyle Products altında bakın Arduino'nun tüm kartlarını görebilirsiniz. Giriş seviyesi kartları, Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino 101. Bunlar hani temel olarak Arduino'nun bizim için, bizim kullanacağımız kart. Leonardo'da üzerindeki mikro denkleyici daha kapsamlı bir mikro denkleyici var ve direkt USB'den haberleşiyor. Hani biz de buradan direkt USB'den haberleşiyoruz ama arada USB seri port hasta dönüştürücü yapan bir tane daha mikro denkleyici var. Ki bu mikro denkleyici aslında buradaki mikro denkleyici ile aynı mikro denkleyici. 101 ise daha çok otomasyon uygulamaları için geliştirilen yani PLC'ye benzer uygulamalar yapmanı sağlayan bir kart. Burada birçok farklı kart var. İşte Nano yine aynı mikro denkleyici kullanıyor Uno'yla ama daha küçük bir yer kaplıyor.
gelişmiş özelliklere sahip kartları da var. İşte en çok array'e sahip kartlardan bir tanesi Mega. Yine benzer array sayısına sahip ama üzerinde ARM Cortex işlemciye sahip Duo kartı var mesela. Böyle liste uzayıp gidiyor. Sadece bunlar değil gençler. Shift diye adlandırılan, yani kartın üzerine direkt takılabilen uygulama özel kartlar da olabiliyor. Mesela ne diyor? Arduino USB Host Shield diyor. Yani hosting işlemi ne yapabiliyorsunuz? Buradan yapabiliyorsunuz. Benzer şekilde Role Shield diyor. Yani bunun üzerinde de Role'ler var. Daha büyük güçlü sistemleri ne yapabiliyoruz? Çalıştırabiliyoruz. Bir sürü gördüğünüz gibi uzayıp gidiyor. Internet of Things'le alakalı kartları var. Eğitim kitleri var. Daha başka giyilebilir teknolojilerle alakalı kartlar. Uzayıp gidiyor gerçekten. Her geçen gün yeni bir şeyler de çıkıyor. Bu sadece Arduino'nun kendi üretmiş olduğu kartlar. Bunun dışında birçok klon kartlar da var. Özellikle kullanmanızı istediğim hani set olmayacak açıkçası. Hani bunu daha ilerleyen zamanlarda tekrar konuşalım. Belki bir ay sonra. Çünkü yani dedim ya simülasyonla biz dersimizi çok rahat bir şekilde işleyebiliriz. Gir seviyesine bir ders. Birazdan simülasyon ortamını da tanıtacağım. Hani bize sıkıntı yaratacak herhangi bir durum yok. Yani illa kartı almanıza gerek yok. Ama hocam ben işte gömülü sistemlerle alakalı yani bu dersten sonra veya daha önce de merakım vardı. O da olabilir. Merak oluştu. Ben hani nereden başlamam lazım diyorsanız da ona göre yine ilgi alanınıza göre birçok kart var. Yönlendiririz. Şimdi yazılımımız var bizim hani önce ondan da bahsedeyim. Yazılım için kullanacağımız dil C++'a C arası bir dil. Daha doğrusu C++ aslında ama daha çok biz programı yazarken C bilgisi olması yeterli. Birçok fonksiyonumuz var. İşte bunları teker teker her bir fonksiyonu anlatacağız. İşledikçe anlatacağız gençler. Bunları oturup yani çalışmaya veya böyle sıradan anlatmanın bir önemi yok. Kullandıkça ne iş yaptığını kullanarak göreceğiz. İşte dijital giriş çıkış fonksiyonları, analog giriş çıkış, bu o input output. Bazen işte diğer bazı kesim kartlara özel fonksiyonlar, mesela zero, do, işte MKR ailesindeki olan kartlara özel fonksiyonlar, gelişmiş giriş çıkış fonksiyonları, zaman fonksiyonları, matematik fonksiyonları, bakın trigonometri fonksiyonları, karakter tabanlı fonksiyonlar, rastgele sayı üretmek için kullanılan fonksiyonlar, hani bit ve byte'a yönelik fonksiyonlar, harici kesmeler, hani bunları ilerleyen derslerde anlatacağız. İletişim, USB, böyle gidiyor. Bunun dışında değişkenlerimiz var. Bunları da yine kullandıkça bahsedeceğiz. Yani bilgisayar programcılığında okuduğumuz için 3 aşağı 5 yukarı zaten aynı dili konuşacağız. Ama her birini tekrar hani böyle direkt programlama dersi anlatmayacağım belki ama kısaca üstünden geçeceğiz. Ders anlatırken de hani böyle takıldığınız yerler olsa yine üzerinde dururuz. Yapılarımız var. Onlar da yine C dili ile alakalı yapılar. Hani bunları çok yüzeysel geçerim. Çünkü bu ders yani bilgisayar programcılığında okuyorsunuz zaten. Ama yine detaylı anlatmamı istediğiniz bir özellik olursa anlatırız. Şimdi peki biz programı nerede yazacağız? Yazılım kısmına geldiğimiz zaman online araçlar da var. İndirilebilen araçlar da var. Hani online bir hesap oluşturup kod yine yazabiliyorsunuz. Online editör var, web editörü. Hani ikisini de kullanabiliriz açıkçası ama hani bu zamana kadar benim kullandığım editör indirilebilen versiyondu. O da bakın şurada. Son versiyonu bakın neymiş? 1.8.10'muş. Hani şu an bende yüklü bir versiyon var. O versiyon daha eskidir muhtemelen. Halde son sürümü bende de olsun. Onu da indirelim. Karşımıza
Linux, Mac ve Windows diye seçenekler çıkıyor. Windows'un app'lerinden indirebilirsiniz. 10 kullanıyorsanız mesela Windows 10. Zip dosyasını indirebilirsiniz. Zip'i çıkartıp kullanabilme imkanı tanıyor veya yükleyiciyi indirebilirsiniz. Ben yükleyiciyi indiriyorum gençler burada. Şöyle bir ekran sizin karşınıza çıkıyor. Bu ekranda hani diyor ki bu aşı yapmak istersin. Bu platform Arduino açık kaynak bir platform. Yani gelirleri böyle bağışlar, kart satışları, işte tişörttür, işte fincandır öyle satışları da oluyor. Yardım amaçlı onları da alabiliyorsunuz. Veya şuradan Just Download direkt indirebiliyorsunuz. Dosyayı kaydedelim. Çok büyük boyutlu bir dosya değil. Burada indirmeyi göreceğiz. Bakın şöyle birkaç saniye sonra inecektir. 144 MB, pardon 114 MB'lik bir dosyaymış. Online araçları kullanmanın avantajı da olabilir. Tabii onu ben biraz bir düşüneyim. Çünkü kodun paylaşılması falan çok pratik hale gelebiliyor. Ders kapsamında kullanacağımız simülasyon programı online mesela. Bir kurulum yapmanız gerekmeyecek. Bir uygulamayı ben yaptığım zaman ki eski zamanlarda yapmış olduğum, paylaşmış olduğum uygulamalar da var. Onları da inceleyebilirsiniz. Siz de bir uygulama yapıp hemen bana gönderebilirsiniz. Öyle artıları oluyor. Ödev verdiğimiz zaman keza öyle oluyor. Evet, neredeyse indirme tamamlandı. Kurulumu aslında yani çok basit. Eski kurulumu kaldırayım mı? Onu düşünüyorum. Şöyle bir Arduino desek bende hangisi varmış ona bir bakayım. Belki güncellemişimdir. Şöyle şu uygulamayı da başlatayım. Yani şu an ikisi arasında çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Ama olmadı bunu hemen kaldırayım. Diğer uygulamayı da yükleyelim. Çok sade bir arayüzü var. Hani Arduino gençler açıkçası hani mikro denkleyiciyi yeni öğrenmek isteyenler için geliştirilmiş bir platform ve oldukça her şeyi basit hale getirmeye çalışıyorlar. Yani şimdi bunu zaten kullanacağımız ileriden de anlayacaksınız. İlk gördüğünüz zaman yani eğer C# uğraşıyorsanız ya da Java ile uğraşıyorsanız, Eclipse kullanıyorsanız yani o IDE'ler gibi bir IDE olmayacak. Çok basit bir IDE. Bakın açıldı. Şöyle bir IDE karşımıza geliyor. Menüleri çok çok kısa birkaç tane menüsü var. Şurada bizim için önemli olan işte derlemedir. Kartta bu yazdığımız programı yüklemektir. Yeni bir işte sketch hemen oluşturmak için buna sketch deniyor bu arada. Kısa ikonlar. İşte aç, yükle, kaydet tarzında hepsi ya da şunları çoğu zaman kullanacağız. Bu arada birkaç tane açmışız. Oo, birkaç kere tıklayınca. Şimdi ben ne kullanıyormuşum bu arada? 8.1.8.9 kullanıyormuşum. Onun için yani bir sürüm farkı var. Çok da önemli değildir. Ama ben size kurulumu göstermek adına şu son sürümü tıklayalım. Kuralım. Zaten yükle de diyebilir. Derse kaldırırız öyle kurarız. Yine bir sorun yaşarsanız zaten hani ders ekranından ya sayfasından bana yazabilirsiniz. Evet, izin istiyor Windows. Kurulsun dedik. Ne diyor? Bakın zaten var diyor. Halde muhtemelen önce diğerini kaldırmamız lazım. Ben otomatik kaldırıyorum bakalım. Evet, uninstall. Şimdi kaldıralım. Tamam. Sizde bu ekran gelmeyecek. Yeni kuruyorsanız direkt kurulum ekranı açılacaktır. Ben de zaten eski bir sürümüm vardı. O yüzden böyle bir işte eski sürümü kaldırın şeklinde bir uyarı ekranı geldi.
Bu kurulum gerçekleşinceye kadar şöyle close diyelim. Ha, bitti bile. Kabul ediyoruz gençler ilk anlaşmayı. Zaten açık kaynak bir platform olduğu için buradaki hani size sunulan anlaşma da açıkçası hani okuyup inceleyebilirsiniz ama genel bir anlaşma. Hep seçili olsun. USB driver'ı çünkü bir kart hani kullanacaksak, kartı aldıysak gerekli olacak. Ve kısa yollar ve bizim oluşturduğumuz projeler uzantısı İNEO olacak. Hani bunlarla ilişkilendirilsin diye. Evet, tamam diyelim. Varsayılan adres değiştirebilirsiniz ama gerek yok. Tamam diyelim ve kurulumu başlatacağız. Bu kadar basit bir kurulum var. Demin de söyledim açıkçası Arduino hani temel hedeflerinden biri basitleştirmek. Her şeyi basitleştiriyor. Hani bu dezavantaj da var bazen. Ama başlangıç için her şeyin basit olması istenilen bir özellik. Ve o yüzden zaten dünyada bayağı bir tutuldu. Yani internette biraz aratırsanız göreceksiniz ki bayağı bir proje yapan var, forumlar var. Ders kapsamında birazdan biz de bakarız. Ne projeler, ne tarz projeler yapılabiliyor diye inceleriz. Evet, şöyle bir kart buldum. Bir tane proje. İşte bu mini hava istasyonu projesi. Üzerinde bakın neler var. İşte LCD ekran var. Sensörler var. Görülebiliyor mu? Şöyle yaklaştırayım. Sensörler var. Bizim kullanacağımız kart şu. Bunu buradan sökeyim üstünden. Evet. Şöyle ekranda göstereyim. Tabii bu orijinal bir kart değil. Ondan da bahsedeceğim. Klon kart. Hani hocam klon olunca ne oluyor? Orijinal olunca ne oluyor diye sorabilirsiniz. Şimdi klon kartlar orijinalden daha ucuz oluyor. Hani siz de bir Arduino kart üretebilirsiniz. Açık kaynak ve açık donanım olduğu için bunların tüm şematikleri de yayınlanıyor. Ve çoğu tahmin edebileceğiniz gibi bu kartların çoğu Çin'den geliyor. Çok ucuzla üretiliyor. Üzerindeki bileşenler basitleştiriliyor. Mesela Arduino SMD yani yüzey montaj bir tane mikrodenkleyici kullanılıyor. Normalde UNO'da bu nedir? Dip clip dediğimiz yani elle takıp çıkartabileceğimiz bir mikrodenkleyici oluyor. Bunun maliyeti daha ucuz olduğu için bunu kullanmış. İşte ne var başka? Mesela seri USB port dönüştürücü olarak CH340 diye adlandırılan bir entegre kullanıyor. Bu da daha ucuz. Orijinalinde burada bir mikrodenkleyici var. Hatta fiyatı üzerindeki mikrodenkleyiciden daha pahalı bir mikrodenkleyici var. Bu gibi ucuzlatma yollarına gidiyorlar gençler. Başka bir fark yok. Hani temel espri o zaten. Bu arada kurulum hala devam ediyor. Bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Bekleyelim. Yani sonuna yaklaştı gerçi. Bunun hani işleyişinin detaylarını ben ilerleyen derslerde anlatacağım. Ama kullanacağımız kart bu. Hani demin de söyledim simülasyonda da bunu ne yapabileceğiz? Zaten kullanabileceğiz. İsterseniz şimdi simülasyon ekranını bir açalım. Bu kurulum devam edesi, bitesi. Google'a yazayım. Tinkercad gençler. Bakın şurada çıktı. Tinkercad diye platformumuz var. Bu platform 3D böyle tasarım, animasyon yapabileceğiniz bir platform. Aynı zamanda devre simülasyonu yapabiliyoruz. Şöyle bir son devre simülasyonu yapabiliyoruz dedik. Bakın şöyle zaten gördüğünüz zaman 3D modelleme daha çok ağırlıklı. Ama ne var? İşte bu devre simülasyonuyla 3D tasarımı birleştirip kodlamayı birleştiren bir yapısı var. Tabii giriş yapmamız gerekecek. Ben hemen şuradan bir giriş yapayım. Şöyle devre kısmına geliyorsunuz gençler. Circuit devre. Yeni devre oluştur diyelim. Bakın daha önce oluşturduğumuz yine mikrodenkleyicilerle alakalı devreler. Sayısal tasarım veya sayısal elektronikle alakalı da devreler var. Hani onlar da bizim okuldaki başka dersler. Şöyle yeni devre oluştur diyeyim.
Şu tarafta bakın bileşenler var. Temel bileşenler olarak bir kısmı filtrelenmiş olarak geliyor. Bu bileşenler her sene açıkçası arttırıyorlar. Tümü dersek bakın çok çok daha fazla böyle bileşeni görürsünüz. Hani bu bizim için tabii büyük bir avantaj. Buradaki bileşenler ne kadar çok artarsa bizim yapabileceğimiz örnekler o kadar fazlalaşıyor. Burada olmayan bir modülü hani uygulama olarak yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? O kartı ve donanıma sahip olmamız gerekiyor. Şimdi şuraya Arduino diyorum. Bakın T serisi ve Uno çıkıyor. Biz Uno'yu kullanacağız. Şuradan tıklayıp şöyle bir daha tıkladığımızda kartı buraya getiriyor. İçerisinde varsayılan uygulama olarak LED yaksındır uygulaması ile birlikte geliyor. Nasıl programcılıkta programa yeni başladığınız zaman yaptığınız ilk uygulama Merhaba Dünya uygulamasıysa gömülü sistemlerin Merhaba Dünyası da gençler LED yak söndür uygulamasıdır. Nasıl çalışıyor? Simülasyonu başlat dediğimiz zaman simülasyonumuz başlayacak. Bakın kart üzerinde şöyle yaklaşayım daha iyi görürsünüz. Kart üzerinde bir tane LED var. O LED ne yapıyor? Yanıp sönüyor. Uygulama bu. Bu kadar basit. Simülasyonu durduruyoruz. Peki kodlar nerede? Şurada kod ekranı var gençler. Ona bastığınız zaman kod ekranı çıkıyor. Burada doğru şimdi hatırladım gençler. Bakın LED yak söndürüp blok olarak böyle yazabiliyorsunuz. İşte nedir o? Bloklar var. İşte bekleme bloğu var. Şurada baktığınız zaman bunları sürükle bırak tarzıyla program yazabiliyorsunuz. Bu blok şeklinde kod yazmak. Fakat hani ne kadar böyle basitleştir, yani işi basitleştiriyor ama bize sunduğu imkanlar ne oluyor? Genelde mikro denkleciğin yapabileceği veya kod olarak yazdığımız zaman daha çok şey yapabileceğiz. Sınırlandırıyor bizi. Mesela nasıl sınırlandırıyor? Ben burada bekleme süresini burada tek bir parametre var ve şu seçim milisaniye veya saniye olarak seçiyorum. Bu. Ama ben mikrosaniye beklemek istiyorsam bunu ne yapamam? Kullanamam. Öyle bir özellik getirmişler mi? Getirdiler sence kullanabilirim. Saniye yapabilir, mikrosaniye yapabilirim. Yani daha küçük bir saniyede bekleme ne yapamıyorum? Bu bloklarda yapamıyorum. Ama gerçek hayatta veya kod yazarken yapabiliriz bunu. Burada blok ve metin ikisinin beraber olduğu bir özellik var. Ben burada kodu değiştirdiğim zaman veya bloğu sürüklediğim zaman ne olsun mesela? Mesela koşul ekleyelim. Değişken ekleyebiliriz. Mesela bir tane değişken oluşturalım. İyi olsun. Tamam. Bu değişken bakın değişken oluşturdum hemen ne yaptı? Int eşittir 0 dedi. Gördünüz mü? Yani kodlarla beraber blokları da gösteriyor. Bir başka özellik sadece metin. Sadece metin dediğimiz zaman bir uyarı karşımıza çıkıyor. Diyor ki bak hani işte blok düzenleyiciyi kapatmak istediğinizde emin misiniz? Şu anda sahip olduğunuz bloklar kaybolacak. İşte metin düzenleyicideki kod kalacak ve düzenlenebilir olacak diyor. Bunu şu için önemi var bu uyarının. Ben hani metin olarak yazdığım her şeyin blok karşılığı olmayabilir. Tekrar geriye dönmek istersen dönemeyebilirsin diyor kısacası. Devam et diyorum. Ne oldu? Sadece kod ekranı kaldı. Hani buradan şu an geri dönüş yapar. Çünkü zaten her ikisi de mevcut. Ama burada olmayan bir fonksiyon karşısına çıktığı zaman hata verecek. Diyecek ki bak bunun karşılığı yok. Biz metinle kod yazacağız. Zaten kod yazacağınız platformda burada da yazabilirsiniz. Ama hani görünümü renklendirmesi burada daha güzel olduğu için bu arada kurulum tamamlanmış. Biz Arduino IDE'de kodu yazacağız. Program çok basit. Ne yapıyor? Tabii bunun detaylarını önümüzdeki dersler tabii ki anlatacağız. Pin mount fonksiyonu 13. bacağa çıkış yapıyor. Kısaca bahsedeyim. 13. bacağı dijital 1 yapıyor. 1 saniye bekliyor. Dijital 0 yapıyor. 1 saniye bekliyor. Tekrar loop hep tekrar eden fonksiyonumuz bizim. Tekrar dijital 1 yapıyor. Yani LED yakıp söndürüyor. Tamam. Şöyle play'e bastığınız zaman da zaten onun o şekilde çalıştığını görüyoruz. 13. bacak diyor ama burada
Nereden gideceğiz? 13. madde. Bakın burada. Şöyle bir şey hemen oluşturabiliriz. Yani biraz da platform kullanmış olalım. Şöyle bir tane board alalım. Mini board alabiliriz. Buraya yazabiliriz. Bakın. Small board alayım bir tane şöyle. Aratınca niye çıkmadı acaba? Sadece board diyelim. Neyse şöyle gidelim. Çıkması lazım normalde de bulurum. İşte buradalar. Şöyle bir tane direnç alalım. Acaba Türkçe mi arayacağız? Türkçe olmuş çünkü şeyler. Direnç diyeyim. Evet Türkçe arıyormuşuz o yüzden çıkmıyormuş gençler. Şuraya bir tane direnç koyuyorum. Bakın direnç üzerine tıkladığım zaman direncin değeri ne olacak? Örnek 220 ohm. Şuraya bir tane led alalım. Ledin hangi bacağı artı hangi bacağı eksi bakın üzerine gelince söylüyor. Şöyle yapalım biz. Anot, katot. Şuradan bir kablo alacağız. Şöyle biraz ince bir işçilikle. Buna git götürüyorum 13. bacağı. Ve buradan da tekrar GND'ye bağlayacağım bunu. Yani toprak seviyesine. Rengini de değiştirebiliriz. Örnek bunu siyah yapalım. Evet, çim simülasyonu çalıştıralım. Bakın. Evet, led niye yanmıyor acaba? Bir bakayım gençler. Katot, anot, ters takmışız o yüzden. Şöyle yapayım. Şu bağlantıyı taşıyalım. Bakın şu board hani üzerine tıkladığınızda zaten ne oluyor? Yeşil oluyor. Yani anlamı şu. Ben buraya bir bağlantı yaptığım zaman buradaki birlikte hangi bağlantılar varsa hepsi birbirine bağlanıyor. Yani direnci ne yaptık? Dedim katot bacağına bağladık. Anot bacağına da artı verdim. Ve toprak seviyesine gitti. Start dediğim zaman ne olacaktı? Bakın led yandı. İşte led söndü bakın. 13. bacak. Bu da 13'e bağlı o zaman. Şimdi bir de bakalım burada görünüm olarak bunda yoktu. Şematik gösterim var mı diye bakacak ama bunda yok. Başka programda var. Gördüğünüz gibi böyle bir simülasyon programıyla biz bayağı bir uygulama yapabileceğiz. Yani yeri geldiğinde kart kullanmamız gereken uygulamalar da olacaktır ama hani o uygulamalar öyle bir uygulama olursa da ben yine kartı yükleyip size bunu canlı olarak çekip gösterebilirim. Hatta şimdi madem programı yükledik. Her yerden bu arada kart çıkıyor. Şunu da şu karta bu programı yükleyelim. Bir de gerçekten bunun üzerindeki ledin yanıp söndüğünü görelim. Bunun için bir USB bağlantısına ihtiyacımız olacak. Şöyle yapacağım. Arduino kartınızı bilgisayara bağladığınız zaman eğer klon Arduino kart kullanıyorsanız bilgisayarınız bu kartı tanımayacaktır. Ben şu an klon bir kart taktım. Ama benim bilgisayarı tanıyabilir. Temel sebebi driver'ını yüklemiş olmam. Şöyle aygıt yöneticisine bir gelelim. Evet. Şöyle baktığınız zaman kom bağlantılarından bakın ne çıktı? USB serial CH340 değil mi? Driver'ı. Eğer bu yüklü değilse sizin bilgisayarınız ne yapmayacaktır? Bu klon kartı tanımayacaktır. Eğer kartınız orijinalse bir bakayım orijinal kart var mı yanında şu an?
Hani evde muhtemelen vardır da gençler. Şu an yanımda yok hiç orijinal kart. Orijinal kart taktığınız zaman burası direkt Arduino işte UNO-RAID olarak çıkıyor. Onda bir sıkıntı yok. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Peki ne yapacağız? Sen bu ilgili driver'ı bizim dersin sayfasına koyarım. Oradan indirip kurabilirsiniz. Ya internetten arayıp bulabilirsiniz gençler. Şöyle Google'a CH340 driver işte Windows 10 için Windows 10 kullanıyorsanız bakın şurada direkt çıktı. Nasıl yüklenir? Forumunda çıktı. Daha böyle güvenilir adreslerden indirebilirsiniz. Yani ikisi de olur. Yani robot, Maker Robotistan da olur. Şey de olur. Forum Arduino CC de olur. Burada zaten tartışılmış. Hani bakın şuradan indirebilirsin diyor. Bunu çalıştırıp yani diğer yorumlara da bakabiliriz tabii. Mekanizmatik olarak diyor. Tabii hani bir Excel dosyası çalıştıracağınız için yani virüs de almayın. Yani buradaki yorumları okumakta fayda var. Mesela Sparks da olur. Yani, tanıdık siteler bunlar. Bakın direkt paylaşmış. Buradan indirebilirsiniz. Windows için diyor. İndirelim madem. Ben de zaten yüklü. Ben dosyayı yine kaydedeyim. Çok küçük bir dosya. Şuradan keselim. Masa üstüne atayım. Dersten sonra da paylaşayım bunu. Şöyle buraya çıkartayım ya da klasör çıkartsın. Ben de zaten yüklü olduğu için muhtemelen yüklenmeyecek. Ama şu dosyayı çift tıklıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Yükleme işlemi tamamlanıyor. Pardon, şuradan install diyorsunuz. Uninstall deyip kaldırabilirsiniz. Mesela bak, kaldıralım. Uninstall diyelim. Kaldırıldı. Şimdi aygıt yönetimine baktığımız zaman ne halde görmüş olalım. Bakın port gözükmüyor değil mi? Demin ne güzel kom gözüküyordu. Şu kart halbuki şu an takılı. Şuradan kablosu biraz kısa ama bakın enerjilendiğini görebiliyorsunuz. Daha uzun bir kablo bulabilirsem iyi olur. Aynen. Şu kabloyu da takalım gençler. Daha uzun bir kablo var elimde. Şöyle baktığımız zaman bakın enerjilendi kartı ama hani bakın Windows'umuz bunu ne yapmadı? Bulamadı. Zaten bulamadığını da söylüyor. Şimdi install diyelim. Yükleyelim. Yükledikten sonra bir bakalım ne olacak. Evet. Başarılı bir şekilde yüklendi diyor. Şimdi aygıt yönetimine geldiğimiz zaman şurada bakın yine CH340'ımız gözüktü. Port 7'yi kullanıyormuş. Evet, hani bununla alakalı işte bu dokümanı internetten de indirebilirsiniz. Ben dersin sayfasına da yüklerim. Windows dışında bir platform kullanan varsa da yazsın yine yardımcı olur, buluruz yani. Şimdi biz yüklediğimiz Arduino programını açalım. Bu arada sorusu olan varsa da gençler yani bu zamana kadar anlattığımız hani derste ne yapacağız, neleri işleyeceğiz? Hangi yazılımlar lazım? Neleri kullanacağız? Bugün bunlardan bahsediyorum sadece. Önümüzdeki haftadan itibaren hani direkt uygulamalara başlayacağız. Temel anlatmamız gereken şeylerden başlayarak dersimizi işleyeceğiz. Yeri geldikçe bahsedeceğim. Mesela burada iki tane fonksiyonumuz var. Ne demek bunlar? Setup fonksiyonu bir de loop fonksiyonu. Dersin başında ne? Arduino'nun temel hedeflerinden bir tanesi
yazılan her şeyi kolaylaştırmak, kodları kolaylaştırmak. İşte irisinden tutun da kartlara kadar her şeyi tak çalıştır kart var mesela. Yani bu USB'den çok kolay bir şekilde kartı takıyoruz, programlayabiliyoruz. Yani eskiden bu işler böyle değildi, onu söyleyeyim. İlerisinde anlatacağız zaten nasıl olduğunu. Şurada örnek uygulamalarda direkt Basics'te Blink uygulaması var. Bu LED diyafram uygulaması. Direkt bunu açabilirsiniz. Hani o kodları yazmamak adına. Şöyle baktığınız zaman aynı programdır ama burada demin şöyle simülasyona geldiğinizde pardon şu ekranda şurada kodlara baktığınız zaman burada 13 yazıyordu değil mi? Buradaki kod ekranına baktığım zaman Let Built-in yazıyor. Gençler bu bir tanımlama. Define olarak tanımlanmış kütüphanelerinde. Ne esprisi var? Bazı kartlarla biz UNO kullanıyoruz 13. bacak. Ama bazı kartta 13. bacak olmayabilir. Ama Let Built-in hangi kartı seçtiysek ona göre ne yapıyor? Güncelleniyor. Yani ben Let Built-in yazdığım zaman eğer Arduino UNO kullanıyorsan bu 13 değerini alıyor. Başka bir fark da yok zaten. Her şey aynı yazılımı. Tek karta bunu nasıl yükleyeceğiz? Öncelikle bazı ayarları kontrol etmemiz lazım. Port ayarı. Bakın bizim Arduino UNO'muz port 7'deydi hatırlarsanız. Aygıt yöneticisinden bakmıştık. Orijinal kullanıyorsanız zaten burada direkt kendi otomatik seçebiliyor. Biz klon kullandığımız için seçmemiz lazım. Bazen de birden fazla Arduino bağlıyoruz mesela. O zaman da hangi Arduino program atacaksak buradan seçmemiz lazım. Port seçtikten sonra bakın burada port 7 olarak geldi. Burada da işaretli gözüküyor zaten. Burada Arduino'nun kartını seçmemiz lazım. Bakın çok fazla kart var. Hatta biz bu kartları kart yöneticisinden arttırabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Çok farklı kartlar programlayabiliyoruz. Arduino'nun olmadığı kartları da programlayabiliyoruz. Şuradan Arduino UNO'nun yani bu işte deniyor dediği genellikle yani bizim kartlarda yazmıyor ama Amerika'daki kartlarda yazıyor. Şunu seçiyoruz. Ondan sonra kartta doğru seçtik. Şu araçlardan. Bakın burada kart bilgisi var. Bastığımız zaman bunlarla alakalı bize bilgiler veriyor. Tabii bayağı bir küçük şeklinde. Kart bilgisi çok küçük gelmiş gençler. Neyse bunu şimdi kapatayım. Programlayıcı bu önemli. Programlayıcının doğru seçilmiş olduğundan emin olalım. Bundan sonra başka da bir şey yok. Direkt yazdır diyebiliriz. Yüklediğimiz zaman bu programı kart yükleyecek. Şu da kontrol et. Yüklemeden önce bir kontrol edebiliriz. Hani bir yazım hatası var mı? Sıkıntılı bir durum var mı? Zaten örnek program olduğu için sıkıntıyla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Derleyecektir programı. Derledikten sonra bir sıkıntı varsa hata alacağız. Aynı sizin bilgisayar programlarında olduğu gibi. Bakın çalışma derleniyor diyor. Tabii gençler her program yüklediğinizde kart içerisindeki program silinir, tekrar yüklenir. Yani içerisinde iki program yükleyemiyor. Sadece tek bir program oluyor. Her seferinde bu güncellenir. Evet. Şu an bakın derleme işlemi tamamlandı. Ne diyor? Bir özet bilgi veriyor. Diyor ki hani bak diyor şu kadar ne 924 byte. Burada toplam alanın %2'sine denk geliyor diyor. Ama maksimum diyor bu kadar byte'ım var diyor. Bir de bellek var. Bunların detaylarını anlatacağız ileride. 9 byte kadar ben RAM kullandım diyor. Bu da %0'a denk geliyor. Yani %1 bile yapmamış. Toplamda bu kadar byte'ım var diyor. Bu tür özet bilgiler geçti bize. Şunu tekrar küçültelim. Ben niye oradan bakarak küçültüyorum? Şöyle yapayım. Şimdi gelelim kartı yükleyelim. Bunu yüklediğimiz zaman da açıkçası hani derleme işlemi zaten yapıyor. Ama hani uzun boyutlu programlarda yani böyle kontrol mesela sadece yüklemeyi olarak düşünmeyin. Buradan kontrol edip kopyalayıp
şu platforma da atabilirsiniz. Bakın yani şöyle kontrol A dedim, kopyaladım. Biz çoğu zaman kodu burada yazacağız. Simülasyon ekranına geleceğiz şöyle. Şuradan kontrol A diyeceğiz. Bunu sileceğiz. Kontrol V diyeceğiz. Sonra bunu buradan böyle çalıştıracağız. Yani burada kontrol etme özelliği olmadığı için nedir? Biz buradaki platformda kontrol edebiliriz. Hani öyle düşünebilirsiniz. Bu arada program atıldı. Şimdi kartı size tekrar bakın göstereyim. Şuradaki led güçledi. Şuradaki led de 13. bacağa bağlı olan led. Ne oluyor? Bakın saniyede bir kez yanıp sönüyor. Hani Arduino programlamak da bu kadar kolay. Ben şimdi herhalde daha iyi anlaşıldı. Arduino o kadar çok işleri kolaylaştırıyor ki. İlerleyen derslerde ben size bunun eskiden nasıl yapıldığını veya şu anda tabii eski yöntemleri kullanarak programlayabiliyoruz bu kartı. Onlardan da bahsederim gençler. Hani ikisi arasında çok dağlar kadar fark var açıkçası. Bu dönem boyunca biz Arduino'da projeler yapacağız. Yani peki neler yapılabiliyor Arduino'da? İsterseniz birazcık onları araştıralım. Google'a şöyle Arduino Project diyelim. Arduino projeleri şeklinde Türkçe de aratabilirsiniz. Ben direkt videoları açacağım. Hani yapılan projelerin videolarını görelim. Mesela ne diyor? En iyi 10 Arduino projesi 2019 diyor. Bakalım neler varmış. Şöyle bir iki videoda izleyelim gençler. Size beraber. Mesela bugünümüzde popüler bir konu değil mi dronlar? Bakın engelden otomatik kaçan bir drone yapmışlar. Üzerinde mesafe sensörleri var gördüğüm kadarıyla. Yani drone'a herhangi bir yere çarpmadan gidebilirsiniz. Labirenti çözen bir Arduino yapılmış. Bunlar böyle Arduino kitler de satılıyor. Mesela şu an kullandığı bir kit aslında. Programlayarak bunu ne yapabiliyorsunuz? Gelişmiş projeler. Daha doğrusu proje geliştirebiliyorsunuz. Yani 3D printerla yapmışlar gençler üst tarafı. Böyle bir robot yapmışlar. Gördüğünüz gibi telefonla iletişim kurabiliyor. Telefonu bununla alakalı programlar var. Telefona basit şekilde yükleyip şey yapabiliyorsunuz. Böyle kontrol uygulamaları yazabiliyorsunuz. Eski programa ulaşamazsınız gençler. Programı attığınız zaman üzerindeki programa yazar. Hali yedekleyeceksiniz o gibi durumlarda. Bakın gençler bu da popüler bir aslında bir uygulama. İşte askeri amaçta belki duymuşsunuzdur. Böyle yılan robotlar yapıyorlar. Bu neymiş bakalım. Evet, renkleri ayırıyor ve onları işte ayırıyor. Aslında çok güzel bir proje değil mi? Özellikle biz otomasyonda, sanayide benzer uygulamaları yapabiliyoruz. Güneş takip sistemi aslında bunun için Arduino'ya gerek yok. Hani bunu analog olarak da yapabilirsiniz ama Arduino katınca işin içerisinde mesela bazı güneş parametrelerini de okuyup bilgisayara gönderebilirsiniz. Yani işlem gücü olduğumuz zaman hani dersin başında söylediğimiz olaylar devreye giriyor. Bir servo sistem gençler muhtemelen bizim elimizin hareketlerini aynısını yapıyor. Yani özellikle bu tür sistemler işte kimyasal ürünlerle uğraşırken hani dokunurken ya dokunamayacağımız tehlike yaratabilecek sistemlerde önemli olabiliyor. Çok güzel bakın bir uygulama. Hatta bu uygulama dikkat ederseniz Lego'dan yapmışlar şu. Lego'nun da Arduino'yu böyle destek verdiği sistemleri, kartları var.
Ama tabii çok pahalı oluyor genellikle. Onu da söylemekte yarar var. Şunların tamamı nedir? Lego kiti olarak satılıyordur muhtemelen. Ve bu nasıl programlayacağımızla alakalı bakın değişik projeler, programlar yapılıyor. Muhtemelen bir görüntüyü direkt yumurtanın üzerine çizen program yazıldı. O görüntü dosyası import edildiğinde çiziyor. Hatta bakın ne yapıyor şu an? Olabrant'ten çıkış yolunu arıyor, buluyor. Tabii görüntü dosyası olduğu zaman ne çizeceğinin pek bir önemi yok gençler. Gördüğünüz gibi herhangi bir resimde ne yapabilirsiniz? Çizdirebilirsiniz. Evet, bu da popüler uygulamalardan bir tanesi. Bunların algoritmaları var biliyorsunuz. Bu işte küplerin. Ne yapmışlar? Onu renklemin ayırt edebildiğini yani bizim sensörler var. Her bir şey için sensör ihtiyacımız var. Rengi ayırt edebilen bir sensör ile bunun algoritmasını kodladığımız zaman böyle kübü de ne yapabiliyoruz? Çözdürebiliyoruz. Bakın gayet başarılı. Tabii bunlar uçuk uygulamalar gençler. Hani ders kapsamında çok çok daha basit uygulamalardan başlayacağız. Yani sadece neler yapabileceğinizi görmeniz adına bu uygulamalardan gösterdik. Bakın gayet satranç oynayan bir Arduino'muz var. Tabi buradaki hesaplamanın tamamı Arduino yapmıyor da olabilir. Bilgisayar tarafından da hesaplatılıp Arduino'ya kod olarak gönderiliyor olabilir. Radar projesi. Aslında bu basit bir proje. Ama tabii işin zor tarafı ne? Daha doğrusu burada koymuşlar bilgisayar tarafı iletişimi. Aslında o da çok zor değil. Bu arayüz yine Arduino ile alakalı. İşte arayüzleri Java, C Sharp gibi platformlarda geliştirebilirsiniz. Ama Arduino Processing diye bir platform öneriyor. O da çok basit bir platform. Bu arayüzde o Processing'de yazılmış bir arayüz. Bu uygulamayı daha önce görmüştüm. Oradan biliyorum. Gördüğünüz gibi gençler Arduino'da bayağı bir şey yapabiliyoruz. Hani siz de araştırabilirsiniz. Ben size birkaç platform daha göstereceğim. Nerelere bakabilirsiniz. Türkçe sitelerde de bulabilirsiniz ama hani yabancı sitelerde açıkçası çok çok daha fazla proje var. createArduino.cc bu sitelerin yine başında gelen bir site. Şurada Arduino Proje Hub dediği bir yer var gençler. Buraya tıkladığımız zaman yani güncel projeleri, yapılan projeleri görebiliyorsunuz. Buradan kaynakların her şeyine ulaşabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani kodundan tutun da nasıl yapıldığını adım adım anlatıyor. Bakın 128 çarpı 64 LED kullanarak bir tane ekranda oyun yapmışlar. İsterseniz şuna bir bakalım. Merak ettim ben de. Çok sık güncelleniyor burası. Onu da söyleyeyim. Bakın burada projeyi beğenebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Kullanılan donanım bahsedilmiş. Hangi donanımlar kullanılıyor? Hangi ekipmanlara ihtiyacınız var? Şey, lehimlemek için bir lehim tabancası, silikon tabancasına ihtiyacın olacağını söylüyor. Programı Arduino ile de yazabilirsin diyor. Projeyi anlatıyor. Videosu var. Bakın burada projeyi YouTube'a bir tane video koymuş. Projeyi anlatan, nasıl çalıştığını gösteren bir videosu var. Biz de ders kapsamında böyle projeleri yapıp yine bu platformda yayınlayabiliriz. Bizim projemiz de burada yayınlanabilir. Dokümanların herkese ulaşabilir. O hale getirebiliriz tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Tabii nasıl kontrol ediyor onu bilmiyorum şu an. Bir joystickle kontrol de olabilir. Hani ekran var. Veya hani sadece adam ekranı yapmıştır. Projenin detaylı incelemek lazım ne yaptı diye. Labyrinth olayını ne yapıyor? Çözüyor. Bakın. Çözüm bulundu diyor. Böyle bir uygulama. Ve çözüm yolunu çiziyor en sonunda. Gördüğünüz gibi çözüm yolunu da çizdi bize gösterdi. Evet.
Daha başka da bu ekran olduğu için daha başka videolar da eklemiş. Neler yapabileceğini dair. Nasıl yapıldığını anlatıyordur. Bakın elektronik donanımın nasıl oluştuğunu anlatmış. Yazılımı anlatıyor. Kodları buradan zip olarak indirebiliyorsunuz. Şematiği indirebiliyorsunuz. Her şey var. Çünkü açık kaynak. Amaç zaten eğitim. Arduino'nun amacı eğitim olduğu için böyle siteler çok fazla var. Ve işte isterseniz burada beğendiğiniz kişileri takip edebiliyorsunuz. Bu da böyle güzel bir site. Daha buna benzer sitelerde bulabilirsiniz. Mesela Pinterest'te bile Arduino'yla alakalı bölüm var. Eğlenceli bir ders açıkçası. Yani dönem sonuna kadar size çok faydası olacağını düşünüyorum. Öteki dönem dersi açabilirsek bir de ileri mikro denkleyicilerimiz olacak. Yani sizin katalogdaki adıyla mikro bilgisayar sistemleri iki ders olacak. Onda da daha gelişmiş uygulamalardan bahsedeceğiz.